Hepinize merhaba. Öncelikle videonun temel amacı roleplay kavramındaki yani oyun türündeki temel kuralları size aksetmeye çalışacağım. Bunu bir eğitim videosu olarak görmek yerine roleplay'in başlangıcı olarak görebilirsiniz. Öncelikle roleplay'in iki temel kuralı vardır. Bunlardan ilki IC ve OC. Bu ikiye ayrılan bir nokta. Çoğu sunucuda OC'ye çıkmak yasaktır roleplay sırasında. Bizim sunucuda kesinlikle yasak. Yani Equinox Roleplay adına çekiyorum videoyu. Sunucumuzda kesinlikle OC'ye çıkmak yasak olduğu için bunu tüm 5M oynayan, roleplay yapan oyuncuların da bilmesi gerekiyor diye düşündüm ve video çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle oyun sırasında yani roleplay sırasında şu an ben oyundayım, rol yapıyorum. Bakın şu anda geziyorsam burada bir roldür. Rol sırasında kesinlikle karşıdaki kişiye yani karşımdaki hanımefendiye gidip de şu anda video çekiyorum diyemem. Yani bunu belirtmenin farklı yolları vardır. Eğer rolü çekiyorsam yani rolü videoya alıyorsam derim ki GoPro kaydını alıyorum. Ondan sonra ya da polisten body cam'ım vardır. O şekilde çekiyorum dedim ama rol eğitim videosu çekiyorum diyemem. Çünkü OS'ye girmekte. Ya da dur sen 2 dakika ben bir lavaboya geliyorum ya da kahve yapıp geleceğim tarzında gerçek hayatta yaptığınız şeyleri rol sırasında söylememeniz gerekiyor. Bunu karşıdaki kişiye daha farklı belirtmenin yolları var. Mesela şimdi gideceğim normal bir role gireceğim ve OS'ye çıkmaya çalışacağım. Fark edecek mi bakalım? Bella? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben bir 5 dakika şu ağacın orada bir sigara içeyim geleceğim, tamam mı, tekrar yanına? Tamamdır. Tamam. Ben burada. Tamam, burada ne demek istedim? Anladı yani o. Ben buradayım dedi, bakın. Bekliyorum dedi. Yani o anladı 5 dakikalık bir işim olduğunu. O CD. Ben buraya geldim ve duruyorum. Bu şekilde roller sırasında OC'de bir işiniz çıktıysa 2-3 dakikalık karşınızdaki kişiye bu şekilde belirtebilirsiniz. Yani şunu diyemem. Gamze, Efendim. rol eğitim videosu çekiyorum. Evet. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu da OC çıkmak oldu. Yani tamamen rolle ilgisi olmayan, gerçek isim verdim. Rol eğitim videosu çekiyorum dedim. O tabii hiç video çektiğimi bildiği için direkt evet dedi. Yoksa farklı bir tepki verirdi. O da şaşırdı zaten birazcık. Neyse. IC ve OC'nin temel kuralı olduğunu anladık. Yani bu ikisini kesinlikle karıştırmamamız gerekiyor. Ve rol sırasında hiçbir şekilde OC'ye çıkmamamız gerekiyor. Bunu iyice anlamışsınızdır herhalde. İkinci olarak Non-RP diye bir kavramımız var. Kurallarda olan, her sunucunun kuralında olan. Non-RP demek bunu nasıl açıklayabilirim? Mesela driving'den örnek vereyim. Non-RP driving. Aynı kavramlar gibi bir şey aslında. Ben bu bir tane araba çıkarayım hemen. Tamam, arabayı çıkarttım. Şimdi ben bu arabayla şuradan yukarı oyun izin verse de ben buradan çıkamam. Ondan sonra şöyle süremem. Yani gerçek hayatta sürüyormuş gibi sürmeniz gerekiyor. Bu şekilde sürerseniz Non-RP Driving yapmış olursunuz. Yani gerçek hayatta sürmediğiniz gibi oyunda sürmek. Bu yüzden buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Real hayatta ne yapıyorsanız aynısını ya da nasıl desem fazla çıkmadan yapmanız gerekiyor burada yapacaklarınızı. Mesela şu an başka ne örnek verebilirim? The Power Gaming var. Ben mesela bu arabayı alıp şu altından tutup şöyle bir şey yapamam.
Bakın ben bunu yapamam. Çünkü gerçek hayatta da yapamayacağım için ben bu olayı rol sırasında da belirtemem. Yani bunu karşımdaki kişi kabul etmeyecektir. Bu gibi şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela şunu, şu taşı elimle kırmak gibi, şu betonu, şu direği ayağımla vura vura düşürmek gibi. Gerçek hayatta yapamayacağınız için burada yapamazsınız. O tür tevrem ne ya? Temel kavramlara dikkat ettiğiniz sürece roller sırasında pek sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Temel kavramları anlattım. Başka rol eğitim videoları da çekeceğim. Sadece böyle en temelinden başlamak istedim bu seriye. Eğer beğenilirse, beğenilmesinden kastım da işe yaraması tabii ki. Eğer işe yaradığını düşünüyorsanız, bunu belirtirseniz ben de heveslenmiş olurum daha çok çekmek için. Belirtebilirsiniz, işime yaradı dersiniz. Devamı gelir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerine bir şeyler katmıştır. İyi roller şimdiden. Umarım başarırsınız.